Deprem sonrasında yapılan hasar tespitlerinin sonucunda bizim işte TUMOP olarak da hazırladığımız raporda yıkılan ve ağır hasarlı yapılar sonucunda yaklaşık bizim de tespitimize göre 20 bin adet konut ihtiyacı doğmuştu. Dediğiniz gibi işte hükümet toplu konut aracılığıyla işte yaklaşık 18 bin tane konut yapacağını taahhüt etmişti. Şu anda Diyarbakır merkezde yapılan işte Bağlar ilçesi Oğlaklı mahallesinde 6040 adet konut yapımı şu an devam ediyor. Yani şu anda yapılan konutlar aslında yer tespiti ve şeyi zemin etüt ve planları yapılmadan başlanıldı. Hani bu da aslında ne kadar doğru bir yöntem tartışılır. Çünkü sonradan işleyen bir süreç, sondan gelen bir süreç işletildi bu durumda afet olması nedeniyle. Diğer endişemiz de şu konuda var. Hani bitmemiş olan yapılara insanların yerleştirilmesini mi düşünüyorlar acaba? Hani muhtemelen hani şey mi yapacaklar? Bitmiş gibi devir teslim ve anahtar teslim töreni falan gerçekleştirip sonrasında inşaatların devam edeceğini falan kanaatindeyiz. O yüzden bu da başlı başına yeni sorunlara sebep olacaktır. Bina yapım aşamalarının en başında hani binalar projeleri hazırlanırken geçmiş dönemlerde TUMOP'tan işte bu projelerin onay alması falan söz konusuydu. Biz halen de bu hizmetimizi kamusal bir hizmet olarak mesela devam ettiriyoruz. Ancak bu son 10 yıllık periyotta özellikle hükümetin TUMOP'a karşı takındığı tavırdan dolayı TUMOP'u ve inşaat mühendisleri, mimarlar odasını ve diğer meslek disiplinlerini bu sürecin dışında bırakmak gibi bir çabaları var. Bu ağır hasarlı ve yıkılan binalarda ilk yaptığımız çalışmalarda bu yapıların çoğunun kaçak olduğu, sonradan eklenti yapıldığı, hatta bazılarının mesela projelerinin yapıldığı ancak projelerin uygulaması esnasında bazı aksaklıkların yaşandığını tespit ettik. O anlamda hem iyi bir mühendislik hizmeti almış yapıların mesela ayakta kaldığını falan işte görüyoruz Diyarbakır'da. Bu da bizim TUMOP'un bu kamusal hizmetinin ne kadar önemli olduğunu aslında bu deprem bize bir kez daha göstermiş oldu. Kesinlikle geçmiş yıllarda şeyde Lice'de bir toplu konut projesi yapılmıştı. Bu toplu konut projesi inşası esnasında fay hattının üzerinde inşa edildiği ortaya çıkmıştı. O dönem hemen proje iptal edildi, durduruldu ve işte fay hattının üzerinde bir projeye başlanıldığı sonradan fark edilmişti. Yani bu tür durumların yaşanmaması için planlama sürecinin çok iyi yapılması gerekiyor. Zemin etütlerinin, şehir planlamasının tarımsal arazi olup olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Doğru yapılaşma ve doğru bir planlama insan sağlığını koruyan bir şeydir. Bu anlamda mühendislik hizmetlerinin doğru alınması, doğru uygulanması, iyi kontrol edilmesi gerçekten hayat kurtaran bir şeydir. Bu anlamda yeni dönemlerde planlama süreçlerine, karar alma süreçlerinde özellikle TUMOP gibi sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması veya karar aşamasında bu odaların olması önemlidir. Çünkü TUMOP tüm halkı için, tüm kamu için hizmet veren bir kurumdur. Ve bu halk sağlığı için de önemini bu depremle bir kez daha görmüş olduk.